Tonguç Dershane sunar. Herkese merhabalar. 8. sınıf matematik birinciden dönem birinci 1. yazıya hazır mısın Tonguç evladım benim? Hazır değilim hocam ya. Harikasın zaten o yüzden buradayız. Hazır olmadığını biliyorum ve süper bir şekilde hazırlık yapacağız senle beraber. Bugün 100 aldıran bir video ile beraberiz. Yani öğrenci notlarımız var. Süper hızlı, süper özet, süper hap bilgilerle süper bir öğrenci özetimiz var ve senle beraber bir özetimizin üzerinden geçeceğiz ama çok hızlı geçeceğiz merak etme. Ardından açık uçlu ve klasik sorular yani sınavımızda çıkabilecek tarzda klasik sorular çözeceğiz. Bir de MEP ortak sınav provası biliyorsun artık yeni bir sisteme geçiyoruz. Bu yeni sistemde birazcık daha ortak sınavlar giriyor ve bunlar da test olacak şu an için ve bunlarla alakalı çalışmalarımız var. Dolayısıyla süper komple e, uçtan uca bir hazırlık yöntemiyle gideceğiz. Bu arada Milli Milliyetin Bakanlığı biliyorsun ilk defa ilk defa gerçekten de yazılılar için örnek sorular ve yazılılar için konu soru dağılım tabloları hazırladı. Dolayısıyla biz bunlara mükemmel bir şekilde çalıştık ve senle beraber gerçekten yazılıda çıkabilecek dağılımla ve çıkabilecek sorularla çok güzel bir sınav provası da hazırladık. Gerçekten burada özetlerimiz var gördüğün gibi. Ardından bir de üstüne süper bir şekilde sorularımız da geliyor ve bu sorularımızın bazıları meb örnek yazılı sorularının benzeri aslında. Senle beraber bunlara da bakacağız ve inşallah çok iyi notlar elde edeceğiz. Çok iyi başarılar elde edeceğiz. Ve diyorum ki bak buradaki kazanımlar belli. Konular belli. Artık örnek sorularımız da var. Artık elimizde konu soru dağılım tabloları da var. Artık bize kalan sadece 100 almak olacak. İnşallah tabii ki bir de şunu unutmayalım. Biz artık 8. Sınıfız ve LGS'ye hazırlanıyoruz. LGS'ye hazırlanırken yazılı da nereden çıktı diyebilirsin. Ama zaten LGS konularının hepsi aynen yazılıda çıkacağı için yazılıya çalıştığın zaman LGS için bir checkpoint yapmış oluyorsun. Yani kendini böyle bir o ana kadar öğrendiğin konulardan test etmiş oluyorsun. O yüzden çok mantıklı diyorum ve hadi bakalım seninle beraber tabii ki bunu yaparken önemli yardımcılarımız da var. Bunlardan ilki yazılı notlarımız. Yazılı notlarımızdan yararlanıyoruz. Elim kadar ufacık bir kitap ve tüm dersler, bütün derslerimiz var içerisinde. Matematik, Türkçe, fen, inkılap, aynı zamanda İngilizce, din, bütün dersler var içerisinde. Özetler şeklinde ve gerçekten senin anlayabileceğin ve çok rahat bir şekilde anlatılmış tam da yazılıda çıkacak kazanımlar. Bu arada mesela buradan soru gelir yazılıda sorulur şeklinde özetlerimiz de var burada. Ve bunlara artık aktivasyon geldi. Şimdi anlatacağım ama bir de şöyle bir sürprizimiz var. Tüm dersler soru bankamız çıktı. Yani 8. sınıftaki tüm dersleri tek bir kitapta topladık ve bir soru bankası yaptık ve bu kitabı biz fijital kitap dedik. Yani içerisinde bu iki kitabın da içerisinde MEB ortak sınav denemeleri var. Ve bunları aktive edebilmek için mutlaka kitaplarınızı tatstan aktive etmenizi istiyorum Tonguç Eylül Hanım. bunu yapmak için hemen ufak bir e, nasıl aktive edilir gösterdiğimiz bir videomuz var. Ardından hemen dersimize dönelim. Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Yazı Notları kitabımızdan MEPORTAK sınav denemelerine nasıl ulaşacağımızı göstereceğim. Telefonunuzda Tats uygulaması yüklü değilse hemen indirebilirsiniz. Öncelikle Yazı Notları kitabımızın arkasında bulunan bu etiketi nazikçe kazıyoruz. Burada gördüğünüz aktivasyon kodunu Tats uygulamasındaki kitap aktivasyonu bölümüne gireceğiz. Aktif et dediğimizde ise Gördüğünüz gibi MEP ortak sınav denemelerine kolaylıkla ulaşabiliyoruz. Bu sayede Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı ortak sınavlarda karşımıza çıkabilecek soru çözeceğiz ve sınavlara tam anlamıyla hazır bir şekilde gireceğiz. Dilerseniz bu işlemleri tongucmazda.com dijital kitap bölümünden de kolaylıkla yapabilirsiniz. O zaman hepinize yazılılarda başarılar. O zaman şimdi sana kalan yazılı notları ve tüm dersler Soru Bankası'ndan çalışmak ve biz de Milli Eğitim Bakanlığı kazanımlarına göre hazırladığımız özetlerimizle hadi bakalım dersimize süper bir başlangıç yapalım. İnşallah yazıldaki hedefimiz en yüksekler diyorum ve bugün senle beraber çarpanlar ve katlar aynı zamanda üstü ifadeler tabii ki ondan sonra üstü ifadeler geliyor ardından da en son olarak kare köklü ifadelerle bu işi noktalandıracağız ve buradaki özetlerimizde artık üç tane konudan sorumluyuz. Zaten birinci yazılımızda birinci birinci yazıda üç konudan sorumluyuz. Çarpanlar ve katlarla başlayıp ardından karakök ifadelerin sonuna kadar geleceğiz. Ama halbuki tam da sonuna kadar gelmeyeceğiz. Onu söylemek istiyorum. Çarpanlar ve katların başından karakök ifadelerin toplama çıkarmasından sonuna kadar geleceğiz. Zaten Milliyetin Bakanlığı'nın yayınladığı senaryolarda da e, sadece senaryo 3'te toplama çıkarma soruluyor. Diğerlerinde sadece çarpma bölmede bitiriyorlar aslında kare ifadelerde. Ve soru dağılımlarına baktığımız zaman çarpanlar katlanan iki tane soru. Aynı zamanda üçlü ifadelerden iki tane veya üç tane soru. Aynı zamanda kare ifadelerden e, üç tane veya dört tane soru şeklinde bir dağılım var. Gerçekten çok güzel bir şekilde senle beraber bu örnek sorulara benzer soruları da çözeceğiz. İnşallah en güzel notlar bizim olacak diyorum ve hadi bakalım dersimize başlangıç yapalım. Bir kere İlk başta çarpan bulmayı çok iyi bir hatırlamamız gerekiyor. Birazcık daha dikkatli ve özenli anlatacağım şimdi sana. Ve her bir detayı ufak bir şekilde sana hatırlatacağım ki sınavda karşımıza çıkarsa yapabilirim. Şimdi çarpan bulmayla başlıyoruz. Mesela alanı 30 santimetre kare olan bir dikdörtgenin kenarları kaç olabilir? 5 ve 6 olabilir. Harikasın. 5 ve 6 doğru. 5 ve 6 ama başka da olabilir. İşte biz bunları bulabilmek için ne yapıyorduk? E, dikdörtgenin aslında çarpanlarını buluyorduk. 30'un yani alanının çarpanı. Bir kere 30, iki kere 15, işte 3 kere 10 veya 4 kere olmaz 5 kere 6. İşte bunlar çarpanlarıydı aynı zamanda bölenleriydi ve eğer bize mesela bunun kenarları ne olur diye sorarsa 1 30 olabilir, 2 15 olabilir, 3 10 olabilir, 5 6 olabilir ama bize çevresi nedir diye sorarsa ve en en az diye sorarsa da burada şuna dikkat edeceğiz. Çevresinin en az olabilmesi için bunların birbirlerine en yakın olması gerekiyor. 1 ile 30'u e, toplarsak kısa kenarla uzun kenarı toplayıp 2 ile çarparsak çevresi 62 oluyor. Bu ikisini toplayıp 2 ile çarparsak çevresi 34 oluyor. Bu ikisini toplayıp 2 ile çarparsak çevresi 26 oluyor. Bu ikisini toplayıp 2 ile çarparsak çevresi 22 oluyor. Zaten çevre en az 22 olabilir mesela şeklinde bulabiliyoruz. Tabii ki burada şunu vermek zorunda. Santimetre cinsinden tam sayılar olduğunu kenarlarının vermek zorunda diyorum. Şimdi Geldik asal çarpanları ayırmada. Asal çarpanları ayırmada da şunu bilmemiz gerekiyor. Tamam biz bunları öğrendik. Bu aslında çarpan dediğimiz şey aslında aynı zamanda bölendi. Ve şimdi de asal bölenler veya asal çarpanlar nasıl bulunur? Hemen ne yapıyorduk? Bir ağaç metodumuz vardı. Bu çok fazla kullanılmıyordu. 22 kere 10'dur. 15 kere 2'dir. Dolayısıyla 20'nin asal çarpanları bu ağacın sonunda yazan şeylerdir. 2 ve 5 şeklinde yazabiliriz. Ve burada da mesela asal çarpan algoritması vardı. Bunu hatırlayalım hemen. 90 2'ye böldük 45. Artık 2'ye bölünmez 3'e böldük. Zaten buradaki en önemli sayılar 2, 3, 5, 7 idi. Mutlaka bunları hatırlayacağız. Bunlar karşımıza gelecek. 3'e böldük 15. 3'e böldük 5. 5'e böldük 1 şeklinde. Zaten buradan da asal çarpanları 2, 3 ve 5 olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Ve 90'ı biz aslında şöyle yazabiliyoruz. Bundan söylemek istiyorum. Asal çarpanları ayrılmış şeklinde. 2 çarpı 3'ün karesi. Çünkü 2 tane 3 var. Çarpı 5 diyorum. Aslında bunların üzerlerinde de görünmez birer birler vardır diyorum ve fazla uzatmıyorum. Hemen geçiyorum EBOB EKOK u. zaten soruların geleceği kısımlardan bir tanesi de burası. Şimdi EBOB EKOK'ta neler vardı? Bir kere iki sayının EBOB'unu bulmak, EKOK'unu bulmanın bir metodu vardı. Şöyle yan yana yazıyorduk. Sonrasında ikiye böldüm. 12 15. Iki, i̇kisini de böldüğü için yıldız, yıldız attım veya yuvarlak atabiliyorum, hiç fark etmez. 2'ye böldüm. 6 bu bölünmedi. Aynen kaldı. Tekrar ikiye bölüyorum. 3 e, bu aynen kaldı. E, artık 3'e bölüyorum. 1 ve 5. O zaman bu ikisini de böldü diyorum. Dolayısıyla 2 ve 3 aslında ortak aslında çarpan ve sonra 5'e bölümde 1 kalıyor. Bu artık bölünmüyor. Şimdi ikisi de 1 kaldığı için artık bitti olay. Ve burada da aslında bu ikisinin çarpımı yani 2 ile 3'ün çarpımı EBOB'lara ediyor 6. Yani ikisini de ortak bölen en büyük sayı aslında 24 ile 30'u bölen en büyük sayı ortak olarak 6'dır diyebiliriz. Ekok'a baktığımız zaman da bunların hepsinin çarpımı oluyordu. 2 çarpı 2 çarpı 2. 3 tane 2 var. Bir tane 3 var. Bir tane 5 var. Bunu istersem 2 üzeri 3 çarpı 3 çarpı 5 diye de yazabilirim. Bu da 8 kere 3 24. 24 çarpı 5 tane de 120 çıkıyor. O zaman demek ki bunların en küçük ortak katı da 120'dir diyorum ve hızlı bir şekilde geçiyorum. İki sayının EBOB ile EKOKU'nun çarpımı sayıların çarpımına eşittir. Lütfen bunu hatırlayalım. Hemen mesela e, burada... E, bu ikisinin çarpımı 120 ile 6'nın çarpımı 720'dir. Gerçekten de 24 ile 30'un çarpımı da 720 çıkar. Dolayısıyla EBOB ile EKOKU'nun çarpımı sayıların çarpımına eşittir diyorum. Ve aynı zamanda birbirinin katı olan sayıların ya yani mesela 15 ile 30'un EBOB'u küçük olan sayı EKOKU da büyük olan sayıdır. Yani birbirinin katı olan sayıların EBOB'u küçük Ekoku da büyük olan sayıdır diyorum. Hemen geçiyorum. Aralarında asallığa baktığımız zaman tek ortak bölünü bir olan sayılardı. Mesela 6 ile 25 aralarında asaldır diyebiliriz. Çünkü hiçbir ortak bölünü yoktur birden başka. 8 ile 22 aralarında asal mıdır? Değildir hocam. Harikasın değildir. Neden? Çünkü ikisini de iki bölebilir. Dolayısıyla aralarında asal değildir. Bak burada asallıkla aralarında asallık farklı kavramlar. Bu karıştırılıyor genellikle. Mesela 13 ile 13 ile işte sallıyorum kaç olsun? Dokuz 9 olsun hocam. 9 olsun. 12 ile 9 aralarında asaldır mesela. Bunların ikisinin de asal olmasına gerek yok. Veya işte 9 ile 9 ile 25 mesela. İkisi de asal sayı değil ama aralarında asaldır bunlar. Çünkü hiçbir ortak bölenleri yok bunların. İkisi de asal olduğu zaman zaten aralarında asal oluyor. Mesela 3 ile 3 ile 5 aralarında asaldır. Hiçbir ortak böleni yok bunların. Gibi düşünebilirsin ve ardışık sayılar aralarında asaldır. Bir ile bütün sayılar aralarında asaldır. Hemen geçiyorum. Bir ile tüm sayılar ardışık doğal sayılar ve ardışık tek doğal sayılar aralarında asaldır da tekrar ettik ama ardışık çift sayılar aralarında asal Çünkü ikisi de ikiye bölünür. Çift sayılar ikiye bölünür unutmayalım. Hemen mesela bunlar e, ...EBOB'ları ebopları nedir diye sorarsak aralarında asal iki sayı bunlar aslında ardışık sayı oldukları için. Ebopları birdir aralarında asal sayıların. Çünkü hiçbir ortak bölün yoktur ki bunların. Ekokları ise sayıların çarpımı kadardır. Bu sınavlarda çıkıyor birazcık kıl bir şey. Ama ekok sorduğu zaman aralarında asal sayıların ekokları sayıların çarpımı kadardır diyeceğiz ve hemen geçiyoruz. Şimdi geldik artık evop ekok problemlerinde gerçekten sınavda soruların geleceği kısımlar evop ekok olacak. Bakalım hemen evop problemlerinde şunu bileceğiz. Bir kere mesela büyük bir dikdörtgenin küçük eş parçaları ayırmak istiyorsak bir kere bu EBOB problemidir. Yani büyük bir parçayı küçük parçalara bölüştürmek istiyoruz. Adı üstünde bölme, bölmeden geliyor aslında. Ekok'ta da ise aslında küçük bir parçalardan büyük bir parça, büyük bir parça bulmaya çalışıyoruz. Yani katlıyoruz aslında bunları. Dolayısıyla katını alıyoruz. Ekok diyoruz. En küçük ortak kat... Bu aslında kat. Bu da bölenden geliyor diye düşüneceğiz. Şimdi eğer bize şöyle problemi verdiyse mesela iki tane büyük teneke var ve bunları küçük kişilere ayırmak istiyorum. Burada bölüştürme yapıyorum. Bu bir ebop problemidir. Veya işte büyük bir alan var ve tarla var diyelim. Bunun çevresine ağaçlar eşit aralıklarla ağaçlar dikmek istiyoruz. Yani kenarlarını bölüştürmek istiyoruz ağaç aralıklarına. Dolayısıyla burada da ebop kullanacağız. Burada ise ekokta ise aslında mesela küçük parçalardan büyük bir uzunluk oluşturmaya çalışıyorum. Bu büyük uzunluk nedir diye bize soruyor. Yani büyük uzunluğa ulaşmam gerekiyor. Dolayısıyla bu burada da katlama var ve bu tam bir LGS klasiğidir. LGS'de çok çıkar bu. Veya nöbet soruları. Mesela 45 dakika 30 dakika nöbet tutuyorlarmış. Aynı anda yazan eğer sorular varsa şöyle düşüneceğiz. Burada bir ekok yapmamız gerekiyor. Nöbet soruları, nöbet soruları veya aynı anda çalma soruları, aynı anda çalma soruları. Genellikle burada 45 ve 30'un katını alıyoruz ki ne kadar süre sonra beraber çalıyorlar onları buluyoruz diyoruz ve EBOB problemleri de bu kadar. Şimdi geldik üstü ifadelerin tekrarına. Üstü ifadelerde tabii ki bazı özellikler var. Mesela burada herkesin bilmesi gereken sınavdan önce iki giller, üç giller, beş giller bunlar net. Bunları bilmezsek sınavda birazcık coslarız. Gerçekten de karşımıza bunlar çok geliyor. Mesela 255. 32 hocam. Harikasın bak mesela hemen tak diye bunu cevap verebildin. Ama mesela 3 üzeri 5 diyelim mesela. 27 hocam. Evet birazcık evet. Şimdi 27 Değil. 3 üzeri 327, 3 üzeri 5 243 mesela bunları gerçekten çok iyi bilmemiz gerekiyor. Çünkü bunlar sınavlarda çıkıyor. Daha doğrusu bunu ezbere bilmemiz gerekmiyor tabii ki. Çarparız 3'ü amele gibi ama buradaki mantık şu. Bunları bilirsek çok hızlı aksiyon alabiliyoruz. Dolayısıyla hızlı çözüm üretebiliyoruz. Geldik bakalım. Üst ifadeler. Bir kere tam sayıların kuvvetlerinde. E bizim eskiden öğrendiklerimiz vardı tabii ki. Eskiden beşinci sınıftan başladık. Bir sayının karesi kübü. Ardından birazcık daha üst ifadelere geçtik. Ondan sonra tam sayıların kuvvetlerine geçtik. Ne öğrenmiştik yedinci sınıfta mesela? Negatif bir sayının çift kuvveti pozitiftir. Negatif bir sayının tek kuvveti negatiftir. Bunları hatırlıyoruz. Mesela bak burada temelleri bir hatırlayalım bakalım. Eksi ikinin dördüncü kuvveti. Eksi ikinin dördüncü kuvveti derse bir kere bunun pozitif Biliyoruz 2'nin dördüncü kuvvetinin de tak buradan aldım bakalım 16 16 artı 16 diyoruz neden çünkü çift bir kuvvet var burada eksi 4'ün 3. kuvveti negatif bir sayının tek kuvveti olduğu için negatif olacak 4'ün 3. kuvveti de bilmiyorum ama o zaman çarparım 4 çarpı 4 çarpı 4 64 şeklinde bulurum 4 kere 4 16 16 kere 4 64 diyorum. Eksi dördün karesinde kıl bir şey var. Bu aslında bu eksi dışarıda. Bak bu dördün karesi aslında. Başında sadece eksi var. Dolayısıyla dördün karesi kaçtır? 16 olabilir. Harika. Başında da eksi olduğu için eksi 16 diyorum. Burası kıl bir şey. Bak neden burada olmadı çift kuvveti var? Çünkü parantez yoktu. Parantez olmayınca işler karışıyor birazcık. Onu da hatırlayalım. Bir kere temel kurallar neydi? Sayının birinci kuvveti sayının kendisidir. Mesela öküz üzeri bir kaçtır? Hmm. Gerçekten süper. E, kalite olarak sesinde harikaymış gerçekten. Sayı üzeri yani öküzleri bir öküzdür diyoruz. Bir üzeri sayı da evladım benim. Bir üzeri sayı da birdir. Birin bütün kuvvetleri birdir Tonguç benim. Sayının sıfırıncı kuvveti de birdir diyoruz. Bu da çok önemli bir kural. Yani herhangi bir sayının mesela işte orangutan diyelim. Orangutan. Orangutan. <laughs> Harikasın. Orangutan üzeri 0, 1'dir mesela. İşte 786.432 üzeri 0, 1'dir mesela. Bunlar çok e, temel şeylerdi. Şimdi bir de bu sene öğrendiğimiz esas... ...bu sene ekstradan kazandığımız... ...yani 5, 6, 7. sınıftan farklı kazandığımız şey negatif üstüydü. Negatif üstü de tabana takla attırıyorduk. Mesela 3 bölü 4'ün eksi ikinci kuvveti diyoruz. Hemen ne yapacağız biliyor musun? Bu eksi aslında tabana takla attır demek. Taban neydi burada? 3 bölü 4'tü. 3 bölü 4'tü. Takla attırırsak 4 bölü 3 olur. 4 bölü 3'ün ikinci kuvveti oluyor. Bu görevini yapmış ve kendini yok etti. imha etti. Dolayısıyla 4 bölü 3'ün karesi. 4 bölü 3'ün karesi nedir? 4 bölü 3 çarpı 4 bölü 3'tür. 4 kere 4 16 3 kere 3 9. 16 bölü 9'dur. Veya şöyle yapabilirsin bu arada. 4'ün karesi bölü 3'ün karesi de diyebilirsin. Çünkü bu hem bunu hem bunu etkiliyor. 16 bölü 9'u aynı şekilde bulabilirsin. Bu da bir yöntem. Peki altında bir şey olmayınca ne yapacaktık? Burada da altında aslında görünmez bir bir vardır kuralını kullanacağız. 2 üzeri eksi 1 demek aslında 2 bölü 1 üzeri eksi 1 demek. 2 bölü 1'i 1 bölü 2 diye yazacağım ve aslında eksi 1. kuvveti. Yani 1. kuvveti kendisidir. Eksi görevini tamamlamış oldu. Eksi 2. kuvvette de yine altında görünmez bir bir vardır diye düşüneceğim. Tepe taklak yapıyorum. 1 bölü 3'ün bu sefer karesi oluyor. Eksi görevini tamamlamış ama 2 yukarıda kalmış oluyor. 1 bölü 3'ün karesi de 1 bölü 9'dur diyorum. 1'in karesi 3'ün karesi 1 bölü 9 diyorum. Şimdi çözümleme önemli. Her sene LGS sınavı çıkıyor. Kesinlikle yazılılarda çıkıyor. Çözümleme de şunu bilmemiz gerekiyor. Onun kuvvetlerini bilmemiz gerekiyor. Aslında biz eskiden çözümlemeyi biliyorduk. Ama ondalık sayıları çözümlerken onun kuvvetleri cinsinden çözümlüyoruz aslında. Üstü ifadeler bağlantısı burası. 2 çarpı 10 üzeri 1. Bak her zaman şöyle bir şey var. Şöyle ben çiziyorum aslında 1, 2, 3, virgül 1, 2, 3, 6 çizgi metodu denilen bir metodumuz var. O da diyor ki bize ya kardeşim diyor burası 10 üzeri sıfırlar basamağı, 10 üzeri birler, 10 üzeri ikiler basamağı, 10 üzeri eksi birler, 10 üzeri eksi ikiler, 10 üzeri eksi üçler basamağı. Yani ondalık kısımlar eksi kuvvetleriyle onun ama tam kısımlarsa... 0 ve 1, 2, 3 şeklinde doğal sayı kuvvetleriyle oluyor. Dolayısıyla bu altı çizgide herhangi bir ondalık sayı mesela burada kaç olsun diyelim senle beraber e, 4, 0, 2, 5, 4 7 diyelim mesela. Bak çok basit aslında. Bununla bunu çarpıyorsun artı. 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 Bununla bunu, bunu çarpıyorsun artı şeklinde yazarız ve bu işi noktalandırırız. Dolayısıyla aslındaki mantık şu 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 şu, şu ve şunu çarparız ve bu işi bitiririz diyorum. Mesela şöyle bir örnek 25 tam 349 binde 349 tabii ki. Hemen bunu yaparken 2 ile 10 üzeri 1'i çarpıyorum. 5 ile 10 üzeri 0'ı çarpıyorum. Artı diyorum. Sonra diyorum ki 3 kere 10 üzeri eksi 1 diyorum. Artı diyorum. 4 kere 10 üzeri eksi 2 diyorum. Artı diyorum. 9 kere 10 üzeri eksi 3 diyorum. Ve bu işi noktalandırıyorum. İşte çözümlenmiş halinde bulmuş olduk diyoruz. Şimdi geldik Üstü ifadelerde tabii ki birazcık daha pratiklere çünkü artık çarpma bölme ve toplama çıkarmaya geliyoruz. Şimdi üslü ifadelerde üstün üstünde aslında menemen metodumuz vardı. Mesela işte 3 üzeri yumurta üzeri domates neydi? Yumurta domates domatesi çırpıyorduk ve menemen yapıyorduk. Yani bu ikisini çarpıyorsun 3 üzeri 4 üzeri bir tane daha üst var 2 ise 3 üzeri 4 kere 2 8 diyoruz. Bitti bu kadar. 8 üzeri eksi 4. Nerede üstü yok? Üstün üstü yok ki. Ama aslında bizim için 8 diye bir sayı yok. 8 dediğimiz tabanı gördüğümüz anda diyeceğiz ki sen 2 üzeri 3'sün kardeşim diyeceğiz. Senin üzerinde eksi -4. kuvvet var diyeceğiz. Bu çok önemli. Üslügiller işte buradan çok kullanacağız ve burada da 2 üzeri 3 üzeri -4 diyoruz. 2 üzeri 3 x -4 -12 eder. 2 üzeri -12'ymiş aslında bu zımbırtının cevabı ki 2'nin kuvvetlerine getirmemiz çok önemli. Çünkü biz Üssü ifadelerde hep 2, 3 ve 5'in kuvvetleriyle uğraşacağız. Toplama, çıkarma, çarpma, bölme bunlar da onlarla uğraşacağız. Şimdi geldik hemen seninle beraber çarpma bölmeye. Bir kere tabanlar aynı ise üstleri topla çıkar metodunu kullanacağız. Burada mantık şu. Eğer tabanlar aynı ise üzeri 7 ile 2 üzeri 5'i çarpıyorum. Bunların tabanları aynı. Üstleri ne yapılır biliyor musun? Çarpma yapılırsa eğer bu iki üssü sayı üstleri toplanır. 7 tane ikiyi yan yana yaz. 5 tane 2'yi yan yana yaz. Ve bunları aralarında çarptığınız zaman 12 tane 2 eder aslında. 2 üzeri 7 artı 5'ten 12 eder aslında bunun cevabı. Bölmede de tam tersine çıkarma yapıyoruz. Tabanlar aynıysa üstler çıkarılır. 3 üzeri 10 eksi 6 yapılır. 3 üzeri 4 çıkar bunun cevabı. Neden böyle yazarak yaptım? Çünkü genellikle kıl sorularda şöyle soruluyor. 5 üzeri 4 e, bölü 5 üzeri eksi 1 diye soruyor. Hemen ne bunun cevabı? 5 üzeri kaç? 5 üzeri 3 eder hocam. Harikasın. Çok güzel bir hata yaptın. Tebrik ediyorum seni. 5 üzeri 3 değil evladım benim. Çünkü 5 üzeri 4 eksi bak bu eksiği farklı bir renkte yazıyorum. Eksi 1 bunun cevabı da işte buradan eksi eksi artı edeceği için 5 üzeri 5 çıkıyor. Bunu herkes yapın normal. Çok güzel bir hata yaptın. iyi bir hata yaptın. Çünkü burada çıkarma varken burada da eksi varsa insanın kafası karışıyor. Normal bir şey. Dolayısıyla biz yazarak çıkartıyoruz. Üstler aynı ise tabanları çarp böl mantığımız var. O da şu. 4 üzeri 7 ile 3 üzeri 7'yi çarpacağım. Ya kardeşim 4 üzeri 7, 3 üzeri, üstler aynı, tabanlar aynı değil. Ne yapacağım? Üstler toplanamaz. Dolayısıyla ee... diyeceğim ki o zaman 4 ile 3'ü çarpıyorsun 12 sonrasında üzerine geliyorsun. Bunu aslında mantığı şu. Aslında bak şöyle yapıyoruz. 4 üzeri 7, 3 üzeri 7'yi şöyle yazıyoruz. 4 kere 3 üzeri 7 diye yazıyoruz. Çünkü ikisinin üzerinde de 7 var. Bunu paranteze alıp 4 çarpı 3 üzeri 7 yazıyorum. O zaman 12 üzeri 7 oluyor cevabımız. Bak aynı şey burada da var. 40 üzeri 5 bölü 10 üzeri 5. Ben bunu 40 bölü 10 üzeri 5 diye yazabiliyorum. Çünkü ikisinin de üzerinde 5 var. Dolayısıyla 40 bölü 15 olduğu için 4 üzeri 5'tir. Burada bitmiyor olay ama. Çünkü hemen alıyorum. Ya 4 kardeşim aslında 2'nin karesiydi. O zaman 2'nin karesi üzerinde 5 vardır diyorum. O zaman menemenedimi yapıyorum. Hemen 2 üzeri 10 diyorum. Çünkü şıklarda 4 üzeri 5'i bulamazsın. Şıklarda 2 üzeri 10'u bulursun veya hocamız bizden 2 üzeri 10'u ister veya diğer işlemleri yapacakken 2 üzeri 10'u kullanmamız gerekir. O yüzden çok önemli buraya kadar getirebilmemiz. Yani üstü giller bizim için acayip önemli diyorum. Toplama çıkarmaya baktığımız zaman da elma armut metodu var. Çok basit. 4 çarpı 5 üzeri 10 artı 6 çarpı 5 üzeri 10 demiş. Burada yapmamız gereken şey çok basit. Buna elma diyeceğiz. Yeşil elma olsun. Bu da bir elmadır aslında. Çünkü aynı elma bunlar. 5 üzeri 10, 5 üzeri 10. Ve bunları 4 tane elma 6 tane elma toplanırsan kaç elma eder Evren benim? 10 elma eder hocam. Harikasın. 10 tane 10 tane 5 üzeri 10 yani 10 tane elma eder aslında. Dolayısıyla aslında bizim yaptığımız şey 4 elma artı 6 elma 10 elma şeklinde bulduk. Bak 12 tane 3 üzeri 7 eksi 4 tane 3 üzeri 7 dersek ya kardeşim bu bir armut diyelim mesela hop bu da bir armut aslında ama kaç tane armut? 12 armuttan 4 armut çıkarsa 8 armut kalır. 3 üzeri 7'ye armut dediğimiz için. Eğer farklıysa elma armut toplanamaz. Yani 3 üzeri 7 ile 5 üzeri toplayamam. Ama burada tabii ki bazı tripler gelecek. Buradaki mantık da şu. Eğer ee şeyse ee farklıysa acaba birbirine benzetilebilir mi diye düşünmek lazım. Aynı kare köklü ifadeleri toplama çıkarma gibi. Şimdi üstü ifadeleri çok büyük çok küçük sayılar vardı. Buradaki mantık şu. 72 milyon. Ya bu kadar sıfır. Niye böyle amele gibi yazıyorum? O da şöyle. Altı tane sıfır değil mi burada? O zaman diyorum ki 72 yazıyorum. Yanına çarpı 10 üzeri 6 yazıyorum. 6 tane sıfırı bu şekilde ifade ediyorum aslında. Mesela bu kaç basamaklı bir sayı? 8 basamaklı bir sayı. Bunun 8 basamaklı olduğunu buradan görebiliyorum. Burada iki basamak var. Burada 6 tane sıfır var. Dolayısıyla 8 basamaklı sayı diye görebiliyorum. Şimdi geldik şöyle çok küçük bir sayıya. Bu çok büyük bir sayıydı. Bu da çok küçük bir sayı. Yani sıfır tam sıfır 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 sıfır. O kadar küçük ki mikron mik nano nanometre yani neredeyse. Şimdi bak bakalım burada. Sıfır tam burada Ondalık kaç basamak var diye bakıyorsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ondalık kısmında yani virgülün sağında 8 basamak var. Dolayısıyla diyorum ki ben 345'i yazıyorum. Olduğu gibi sayımızın sıfırsız kısmını. Burada sayımızın sıfırsız kısmını yazmıştık. 345 çarpı 10 üzeri eksi 8 diyorum. Bak kaç taneydi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 basamak var. Dolayısıyla eksi 8 dediğim zaman tak diyorum ki o zaman ben 345'in aslında eksi 8. yani çok küçük bir sayıdan bahsediyorum burada. 10 üzeri eksi 8 demek sıfırdan sıfır 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 sıfır. Bak onda birler, yüzde birler, binde birler, on binde birler, yüz binde birler, on milyonda birler, on milyonda birler, yüz milyonda birler şeklinde düşünüyorum aslında. Çok küçük bir sayı bu. Şimdi geldik bu sayıları dönüştürmeye. Bu da sınavda çok geliyor. 38 çarpı 10 üzeri 7'yi ben sıfırdan %38'e çeviriyorum. Hay Allah. Ne yaptım burada aslında? Bak şöyle düşün. 38'i 10'la çarparsam ne eder? 380. Harikasın. Bir de onu çarparsam ne eder? 3800. Der? Harikasın, süper. 3800, 380. Tamam, bunu anladık. Peki, 10'a bölersem ne der? 3.18. 3.18. Bir de ona versem ne olur? 0. Tam %38. Bir de ona versem 0. Tam 1038 şeklinde böyle gider. Yani aslında ben ben buradayım, buradayım ve buradan nereye geliyorum? Hangi basamağa geliyorum? Şu iki basamak aşağı iniyorum. İki basamak küçültüyorum sayıyı. Ben sayıyı iki basamak küçülttüğüm zaman bunu da onun kuvvetini de iki basamak arttırmam gerekiyor. 7'yi de 9 haline getiriyorum diyorum. Aynı şekilde burada da mesela 5.7. Bak hemen bunu yazıyorum. 5.7 57 yapmış. Yani bir onla çarpmış. Bir onla daha çarpsa değil, 570 olacak. Bir tane daha 5700 olacaktı falan filan. Bak bir basamak yukarı çıkmış. O zaman diyorum ki bir basamak yukarı çıkarsan aslında buradan bunu da bir basamak küçültmen gerekiyor. Eksi yedinci kattan. Bir kat aşağı inersen kaçıncı kata gelirsin? Eksi sekizinci kat hocam. Harikasın eksi sekizinci kata geliriz. Bu çok önemli. Burada apartman mantığı düşünmek lazım. Çünkü eksi yedi ya eksi altı diyesi geliyor insanın. Halbuki bir kat aşağı iniyorsun. Süpersin. Bilimsel gösterimde şunu bileceğiz. Bak burada a çarpı 10 üzeri n şeklinde yazılır bilimsel gösterim Ne demek hocam? A dediğimiz şey 1 ile 10 arasında olmak zorunda. Ne dediğimiz üstü ifadede bir tam sayı olmak zorunda diyoruz. Mesela 512 çarpı 10 üzeri 9 demiş. Ben bunu bilimsel gösterimi şeklinde göstermek istiyorum. O zaman bunun 1 ile 10 arasında olması gerekiyor. 512 olamaz. Hemen ne yapıyoruz? 512 10 ile çarparsam 5120 olur. Çok uzattık. 10'a bölersek 51.2 olur. Bu da olmaz. Bir daha 10'a bölersek 5.12 olur. Bir daha 10'a bölersek 0 tam hmm. binde 512 olur. Hangisi 1 ile 10 arasında bu ülkelerden? Bu. Dolayısıyla 5 tam 112 e diyorum çarpı bak bunu eğer ben iki basamak küçülttüysem buraya kadar geçtiysem bunu da büyütmem gerekiyor 10 üzeri 9, 2 eklersem 11 eder dolayısıyla 10 üzeri 11 iki tane sıfır eklemiş oldum bunun sonuna geldik bak 0 tam %32 bu bir kere 1 ile 10 arasında değil 0 tam %32 10 çarparsam 3.2 eder bir tane daha çarparsam 3, 32 eder bir tane daha acaba 320 eder ama bak Zaten yetiyor. Bana 3.2, 3.2, bir ile 10 arasında benim bilimsel gösterimini istediğim bu. Dolayısıyla 3.2 çarpı 10 üzeri bak bunu bir basamak yukarıya çıkardım. Dolayısıyla bunu bir basamak aşağı inacağım. Eksi beşinci kattan bir kat aşağı inersen kaçıncı kat? Eksi altıncı kat hocam. Harikasın bak süper. Burası çok önemli. Kat mantığıyla düşün. Eksi sayılar birazcık kıl çünkü. Diyorum ve hemen artık ana bomba konumuza geldik. O da kara köklü ifadeler. Gerçekten de kara köklü ifadelerde kesinlikle ilk başta bilmemiz gereken tam kare sayılar tablomuz. Tam kare sayılarda 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169, 196, 225, 256, 289, 324, 361 ve 400'e kadar ezbere bilmemiz gerekiyor inanılmaz çok çıkıyor. 25'in karesi 625, 30'un karesi 900 de o da çok çıkıyor. 40'ın karesi 1600 bile çıkmaya başladı artık son zamanlarda. Dolayısıyla biz bir kere ilk 20 sayının tam karesini yani ilk 20 sayının karesini çok iyi bileceğiz. Bu sayılar, sağdaki sayılar tam kare sayılar oluyor aslında. Bu hangi sayının karesi olduğunu gösteriyor. Biz niye bunu kullanıyoruz? Çünkü kareköklü ifadelerde aslında e, tam kare demek ve aslında karekökün tersi demek. Mesela 4'ün karesi 16'dır. 16'nın karekökü 4'tür. 5'in karesi 25'tir. 25'in karekökü 5'tir. E, 196 neyin karesisin sen diyor soruyorum ben. E 14'ün karesiyim diye söylüyor bana. Cevap 14'tür. Dolayısıyla karekök 400 deseydim ben mesela burada 20'nin karesi 400 olduğu için bunun cevabı 20 diye çıkacak. O zaman demek ki karekök hapishanesinden çıkarken dışarıya sayılar küçülerek çıkıyormuş diyoruz. Şimdi yaklaşık değere bakalım seninle beraber. Mesela karekök 8, karekök 18, karekök 30 dediğimiz sayılar Nedir peki kardeşim? Yani ben bunları çıkartabiliyorum dışarıya da. Mesela karekök 8'i nasıl bulacağım? Buradaki mantık şu. Bu çizelgeyi hatırlayacağız. Normalde sayı doğrumuz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diye gidiyordu ya. Bunun aslında mantığı şu. 2 dediğim şey karekök 4'tür. Bak karekök 16 dediğim şey aslında 4'tü. Veya işte karekök 25 dediğim şey aslında 5'ti. Karekök 196 dediğimiz şey aslında 14'tü gibi. Dolayısıyla bu sayı çizelgesine göre baktığımız zaman ya karekök 8 dediğimiz şey Karakök 4 ile karakök 9 arasında. Yani buralarda bir yerde 2 ile 3 arasında mesela bu. 2 ile 3 arasında. Karakök 18 dediğimiz şey bakıyorum bakıyorum bakıyorum. Ya kardeşim 18 bu ikisinin arasında 16 ile 25 arasında. 30 dediğim bir şey bu ikisinin arasında. Peki burada bir de şöyle bir soru geliyor karşımıza. Karakök 18 sence Karokök 16'ya mı daha yakın? Karokök 25'e mi daha yakın? Kök 16'ya daha yakın hocam. Harikasın. Karokök 16'ya daha yakın olduğu için karokök 18 4 ile 5 arasında fakat 4'e daha yakın. Çünkü yani şöyle bir yerde yani 4 ile 5 arasının tam ortasında değil. 4'e daha yakın olacak şekilde çünkü 18 ile 16 arasında iki fark var. 18 ile 25 arasında 7 fark var. Dolayısıyla hangisine daha yakın olduğunu da görebiliyoruz buradan diyoruz. Şimdi geldik a kare kök b gösterimine. İşte bu çok bomba. Bunu bilmeden kareköklü ifadeler soru çözemiyoruz neredeyse. Hemen 20'nin e, hemen çarpanlarına ayırdığımız zaman 2 10 2 5 5 1 tamam. Bu ikisi bir tane olarak dışarı çıkıyor 2 diye. Bu da içeride zavallı kalıyor. 2 karekök 5 şeklinde yapabiliyorum 20'yi. Bu ne demek? Aslında ben 20 dediğim sayıyı 4 kere 5 diye yazabiliyorum. Bak kısa yoldan yapıyorum. 4 dışarıya karekök 4 2 olduğu için bak buradan biliyorum zaten. 4 sen neyin karesin? 4 sen neyin karesin? 2'nin karesiyim. 2 diye dışarı çıktı. İçeride zavallım, beş kaldı. O zaman demek ki bu dışarı çıkabiliyor. Veya işte mesela hemen sana bir örnek dahilim çünkü bu çok önemli. Karekök işte ee, kaç diyelim? O, 32 diyelim. Bak 32 diyelim. 32 dediğimiz şey aslında 16 çarpı 2'dir. 16 dışarıya 4 diye çıkar. 16 sen 4'ün karesisin çünkü. içeride de iki kalır 4 kök gelir. İşte bunlar aslında çok soru geliyor. O yüzden çok dikkat edin. Bir de sıralama yaparken yaklaşık değer bulurken genellikle karekökün içine sokma metodunu kullanıyoruz. Normalde kare kökün dışına çıkarmaya çalışıyoruz ama bazı yerlerde sıralama sorularında ve yaklaşık değer sorularında genellikle kare kökün içine sokuyoruz. Buradaki mantık da şu. 4 içeriye girerken büyüyerek giriyor. Yani 4'ün karesi şeklinde giriyor. 4'ün karesi 16'dır ya. O zaman 16 çarpı 3 diye giriyor ve karekök 48miş aslında. Bu dört karekök 3 dediğim şey, işte bunun iki karekök sayı sıralarken bunu çok kullanıyoruz diyorum ve artık çarpma bölmeye geldim. Çarpma bölmede mantık çok basit aslında. Biz 3 karekök 5 diye bir sayıyı gördüğümüz zaman bu kat sayı yani dışarıdaki normal bir sayı bu aslında, ama bu kareköklü bir sayı. Şimdi burada aynı şekilde bu normal bir sayı, bu kareköklü bir sayı. Normal sayı ile normal sayı çarpılıyor, 3 ile 6 çarpılıyor karekök sayıyla da karekök sayı çarpılıyor. Dolayısıyla 18 karekök 10 şeklinde bu sayıyı yazabiliriz. Ve aynı şekilde burada bölmede de normal sayıyı normal sayıya bölüyoruz. 4 karekök sayıyı karekök sayıya bölüyoruz kök 3 4 karekök 3 şeklinde yazabiliyorum. Peki geldik 20 bölü karekök 5 şeklinde kıl bir soru olursa bir de bir de şöyle yaparsak mesela 5 çarpı 2 e, karekök 3 dersek bunu da yapayım da ilk başta. 5 kere 2 10 yanına sadece karekök 3 yazıyorsun. Peki bir şey daha bir tane daha bunu göstermeden olmaz çünkü bu da önemli. Mesela 4 çarpı. E, 4 karekök 2 çarpı karekök 5 diyelim. Burada da aslında mantık bunun başında görünmez bir bir kat sayısı vardır. 4 kere 1 4. E, karekök 2 çarpı karekök 5 karekök 10'dur diyorum. Bunu da hani göstermeden geçmeyeyim dedim. Peki 20 bölü karekök 5'te de şöyle bir mantık var. Biz paydada karekökü kurtarmamız gerekiyor. Bunu e, nasıl yapacağız? Buradaki mantık şu. yöntem var ama şöyle bir mantık var. Bu aslında kareköklü bir sayı şeklinde yazılabilir. Karekök sayı şeklinde nasıl yazılıyor? 20 e, ...nin karesi neydi aslında? 400'dü. Karekök 400 diye yazabiliriz aslında 20'yi. E, nasıl çizelgemiz vardı ya. Mesela bak 5 aslında karekök kök 25'ti. 10 karekök kök 100'dü gibi. 20 de kare kök 400'dü. Kare 5'e böleceksek biz eğer ne yaparız? Bu ikisini birine böleriz. Ve sonuç olarak e, kare kök 80 çıkar. 400'ü 5'e bölersek... Evet 80 çıkar 8 kere 5 40. Evet dolayısıyla karekök 80 de aslında 16 çarpı 5'tir ve bu da 4 diye dışarı çıkar. 4 karekök 5 şeklinde getirmiş olduk bu sayıyı. Ne yaptık? 20'yi karekök ifade şeklinde yazarak yaptık. Bu paydadaki karekökten kurtulmuş olduk. Şimdi toplama çıkarmada elma armut metodunu kullanacağız. Mesela 3 karekök 5 ile 6 karekök 5'i toplarsak yine buna elma dedim. Buna elma dedim. 3 elma ile 6 elma toplamı 9 elma hocam. Harikasın. 9 karekök 5 şeklinde yazabiliyorum. Aynı şekilde 10 elmadan 4 elma çıkarsa 6 karekök 2 şeklinde yazabiliyorum. Ama bize böyle verir genellikle a bunlar toplanmaz diye düşünürsün ilk başta. Halbuki karekök 32 dediğimiz şey 16 çarpı 2 değil midir 32? Dolayısıyla 4 karekök 2'dir aslında 32 dediğimiz zımbırtı. Bu aslında 4 kere 2 değil midir 8? O zaman bu aslında 4 dışarıya 2 diye çıkar 2 karekök 2'dir aslında bu evet. zımbırtı. 18 aslında 9 kere 2 değil midir? 9 dışarıya 3 diye çıkar. 3 karekök kök 2'dir aslında. O zaman burada artı vardı artı. Burada eksi vardı eksi. Bunları artık toplayıp çıkartabiliriz. Dikkat et. İlk başta sanki hiçbir şey yapılamaz gibi geliyor. Halbuki ama artık 4 elma. 2 elma daha. Eksi 3 elma. 6 elma 3 elma çıkar. 3 tane karekök kök 2 çıkar. Elma dediğim şey de kare kök 2 oluyor burada. Diyorum ve süper bir şekilde artık sınavımıza geçiyoruz. Artık bütün özetimizi bitirdik. Şimdi sınavımıza başlıyoruz. Şimdi seninle beraber tekrar şunları söylemek istiyorum. Sınavımızdaki sorulara baktığımız zaman Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı ortak yazılı e, konu soru dağılım birinci dönem birinci ortak yazılı konu soru dağılım tablosu ve örnek senaryoları teker teker çarpanlar ve katlar üstü ifadeler kareköklü ifadeler üç tane konumuz var ve buradaki senaryolara baktığımız zaman okul genelinde yapılacak senaryolar var bir de ortak sınavlarda yani test sınavlarında illiçe genelindeki yapılacak ortak sınavlar var ve biz burada okul genelinde yapılacak sınavlarda dikkat edelim senaryo bir de mesela iki tane çarpanlar katlar var ondan sonra iki tane üstü ifadeler var aynı zamanda dört tane kareköklü ifadeler var yani kareköklü ifadeler Önem veriyorlar. Senaryo ikiye baktığımız zaman birazcık daha farklı e, diğer senaryolardan iki tane çarpanlar katları var, iki tane üstü ifadeler var. Yine aynı gidiyor. Ama burada iki tane kareköklü ifade var. Yani kaç tane soru soracağına da dayalı ve diğerindeyse üçüncü sınıfta da bir iki üç tane çarpanlar katlar. bir iki üç dört beş tane üssü ifadeler sadece iki tane de kareköklü ifadeler var. Yani dolayısıyla buna uygun sorularla çalışıyoruz seninle beraber ve burada da dikkat ederim farklı farklı sorular var ve bu farklı örnek soruları da teker teker bakacağız. Bazı örneklerimiz var içeride süper bir şekilde Milli Eğitim Bakanlığı konu kazanımlarına uygun bir şekilde şekilde bunları yapıyoruz tabi. Onu da uyarmak istiyorum ve bunu yaparken yardımcılarımız, yazılı notlarımız, tüm dersler soru bankalarımız. Bu ikisinde de MEB ortak sınav denemeleri var ve bu MEB ortak sınav denemelerine teker teker bak buradan hemen sana göstermek istiyorum. MEB ortak sınav denemelerine girebilmek için yazılı notlarımızı Arkasından arkasından buradaki kazıma kodumuz var. Ve bu kazıma kodumuzu kazıyıp da kitabımızı aktive ettiğimiz zaman aslında burada nasıl aktive edeceğini de burada yazıyor zaten. Ve aynı zamanda bu kitaplar fijital kitaplar. Bunun içinde de var aynı sorular. MEB ortak sınav devreleri. Buradan sınavlarımıza katılabilirsin ve tat üzerinden katılacaksın bunlara. Çok basit. Açıklaması hepsinde kitaplarımızın içerisinde var ve aktivasyonun e, aktivasyonunu yaptığın zaman buradaki ortak sınavlara tak diye katılabilirsin. Her branşın farklı. Yani Türkçenin farklı. Matematik matematiğin farklı, fenin farklı, inkılabın farklı, dinin, İngiliz'in hepsinin farklı yazılı sınavları var diyorum. Ve hadi bakalım o zaman dersimize başlayalım. 90 sayısı ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız demiş. Bir kere çarpanlarını bulunuz demiş. Çok basit. 90'ı yazarım. Bir kere 90 ile başlamam gerekiyor. Bir ve kendisini unutmayacağız. İki kere 45... 3 kere 30, 4 e, kere olmaz, 5 kere 18 olur evladım benim. Ondan sonra 6 kere e, 15 olur. 7 kere olmaz. 8 kere, 9 kere 10 bitti bu kadar. Dolayısıyla bütün çarpanlarını bulmuş olduk. 1 2 3 5 6 9 10 15 18 30 45 ve 90. Bu arada Hemen şunu hatırlatmak istiyorum. Eğer şöyle bir soru gelirse çok aman dikkat edin. 36'nın çarpanlarını bulunuz derse bir kere 36, iki kere 18, üç kere 12, e, dört kere 9, altı kere 6 yazdığınız zaman lütfen çarpanlarını yazarken 6'yı iki defa yazmayın. Çünkü bunun kaç tane çarpanı vardır? Bak bunun mesela... 3, 6, 12 tane çarpanı var. 12 tane çarpanı var. Ama bunun, 12 tane, bunun kaç tane var bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pardon 1 2 3 4 5 burada 5 burada 10 tane yazmayın aman dikkat edin çünkü burada 6 2 tane aynı olduğu için bunun 9 tane çarpanı vardır bunu da söylemek istedim asal çarpanını bulunuz demiş 90 sayısını bu araya e, trail girdi bununla hiç alakamız yok 90 sayısı ile sorulu cevap mıyız asal çarpanını bulunuz hemen ne yapıyoruz 90'ı ben asal çarpan algoritmasını daha çok seviyorum 2'ye böldük 45 3'e böldük 15, 3'e böldük 5, 5'e böldük 1. Dolayısıyla bunun asal çarpanları 2. 3 ve 5'tir diyorum. Çünkü burada ortaya çıkan sayılar bunlar. Ama bunu istersem asal çarpanların e, üssü gösterimi şeklinde yazmak istesem 2 çarpı 3'ün karesi çünkü iki tane 3 var çarpı bir de 5 derim ve bunların aslında üstleri de birdir şeklinde bunları da hatırlayalım diyorum. Şimdi geldik yanda verilen bölme algoritmasına göre A artı B toplamının farklı asal çarpanlarının toplamı kaçtır demiş. Şimdi A 2'ye bölmüşüz B olmuş. B'yi 2'ye bölmüşüz C olmuş. C'yi 3'e 5'e bölmüşüz D olmuş. D'yi 7'ye bölmüşüz 1 olmuş. E o zaman D 7 kardeşim. Peki neyi 5'e bölersem 7 olur? Bunu 5'e bölüm 7 oluyordu ya. O zaman 35 bu 35'i 5'e bölersem 7 olur. 7'yi 7'ye bölersem 1 olur. Peki neyi 2'ye bölersem 35 olur? O zaman bu 70 kardeşim. Peki neyi 2'ye bölersem 70 olur? Çünkü bunu 2'ye bölüyorum 70 oluyor. O zaman demek ki bu 140. O zaman ay Bey her şeyi bulmuş oldum. 140 artı e, 70'i sormuştu bize. A artı B toplamının farklı asal çarpanlarının toplamı demişti. Yani 210'un 210'un farklı asal çarpanlarının toplamı demişti. Hemen 210'un asal çarpanlarını bulmaya çalışalım. 210'u yazdım hop 2'ye böldüm. 105. 2'ye e, bölünmez. 3'e böldüm. 35. 3'e bölünmez artık. 5'e böldüm 7. Yedi. 7'ye böldüm 1. Farklı asal çarpanlarına baktığımız zaman 2, 3, 5, 7. Bunların toplamını soruyor bize. 2 artı 3 artı 5 artı 7 diyorum. Bu ikisi 10 eder. Bu ikisi 7 eder. 17 bizim cevabımızdır diyorum. Süper bir şekilde sorumuzu da çözmüş olduk. Tankut bir merdivenin basamaklarını üçer üçer çıkıp dörder döder indiğinde her seferinde iki basamak artmaktır demiş. Çok güzel zaten bu eski bir üniversite sınav sorusu. Bu merdivenin basamak sayısı 120'den az olduğuna göre en fazla kaç basamak kadar demiş evladım benim seninle beraber. Bir kere üçer üçer dörder dörder inerse herhalde ne olur evladım. Kafayı benim? gözü sakatlar hocam aman diyeyim Gerçekten <laughs> kafayı gözü yarar dediğin gibi e, gerçekten çok tehlikeli ama bunu yapmayın. Ama sadece bir örnek vermiş burada. Şimdi dörder dörder indi her seferinde iki basamak artmaktadır. Bu merdivenin basamak sayısı 120'den az olduğuna göre bir kere bunu düşünüyorum hangi konu olabilir ya bu üstü ifadeler mi yoksa başka bir çarpanlar ve katlar. Şimdi bakın üçer üçer ve dörder dörder çıkıp inebiliyormuş. 2 basamak artmak, artmayı bir kenara koyalım ilk başta. Yani demek ki hem 3'ün hem dördün katı olan bir şeyden bahsediyoruz ama iki basamak artıyormuş o başka. Ama 3'ün ve dördün katı olan bir şeyden bahsediyoruz biz. Yani biz burada ekoku kullanacağız. 3 ve 4'ün ekokunu kullanacağız. 3 ve 4'ün ekoku olan bir merdivenden bahsediyoruz. 2 tane de artıyormuş. Tamam. Merdiven aslında bizim için merdiven dediğimiz şey 3 ve 4'ün katı olacak bir de 2 basamak artacakmış aslında bu kadar. Merdivenimizin basamak sayısı bu kadar. 3 ve 4'ün ekoku nedir Allah aşkına? 3 4 yazarım. 2'ye böldüm. 2 3. 2'ye böldüm. 1 3. 3'e böldüm 1. Yani 2 kere 2 4, 4 kere 3 12. O zaman bunların ekoku 12'ymiş. Merdivenimizin basamakları 12 e, basamaklıdır veya artı 2 basamaklıdır. 12 iki artı 2 iki, 14 basamaklı olabilir. Ama bize ne demişti? Merdivenin e, basamak sayısı 120'den az olduğuna göre en fazla kaç olur diyor sormuş. O zaman 12 basamak çok az oluyor. Bize en fazlasını sormuş. O zaman 12'nin katlarını alacağız. Eğer bir ekok bulduysanız mutlaka katlamayı, ebo bulduysanız da mutlaka bölmeyi becerebilmemiz gerekiyor. 12'nin katları: 12, 24, 36, 48, 60, 72, devam ediyorum. 84, ondan sonra 96, sonra 108, sonrasında 120, 132, 144 gibi böyle devam eder. Şimdi bize diyor ki: 120'den az ama en fazla olmasını istiyorum. Ya bir kere 12 basamaklı çok az. Birazcık daha 120'ye yaklaşalım. 120'den az olacak. O zaman 120 yani o zaman 108 olsun. 120'den az diyordu. 108 olsun ve 108 tam istediğimiz gibi en fazla olabileceği şey. Çünkü 120'den az olması gerekiyor diyor. O zaman 108 seçerim. Merdivenimizin basamakları 108 basamaklı ama iki basamak artıyordu ya o yüzden bir de ikiye ekleyelim 110 basamaklı bir merdiven bulmuş olalım diyorum. Yani aslında üçer üçer, dörder dörder işte 3 saatte bir, 4 saatte bir nöbet tutuyorlar. İşte sallıyorum vapur 3 dakikada bir, 4 dakikada bir geliyor. E yani bu tarz sorularda hep ekoku kullanıyoruz ve ekoku bulduktan sonra da bize verdiği koşula uygun olabilmesi için şuna biz koşul diyoruz bu koşula uygun olabilmesi için de ekokun katlarını alıyoruz ve bize koşula uydurduğumuz zaman bu iki basamağı da ekleyip sonuca ulaşmış olduk diyoruz. Şimdi geldik MEB örnek yazılı sorusu benzerine. Bakalım şimdi MEB nasıl sormuş örnek yazılı sorularında. İki basamaklı altı üçgen sayısı yani 6 ya 65, 67 gibi bir sayı bilmiyorum artık ne olduğunu. 12 sayısı aralarında asalmış. Yani bu sayıyla 12 aralarında asalmış. Aralarında asaldıktan sonra gelmiş bize. Tamam buna göre üçgen yerine yazılabilecek sayıları toplamı kaç demiş. Hemen hatırlayalım aralarında asallık demek aslında hiçbir ortak böleni olmayacak birden başka. Bu mesela 65, 62, 68, 69 herhangi bir şey olabilir ve 12 sayısı ile aralarında asalmış. Yani mesela ben buradan hemen söyleyebilirim. Bir kere çift sayı olmamalı bu. Çünkü 12 ikiye bölünür. Bu da ikiye bölünürse o zaman perişan olur. Şimdi olabilecek sayıları yazalım hemen. 60 olabilir. 61 olabilir. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 ve 69 başka hiçbir seçenek yok. Çünkü baş, baştaki basamağı biliyoruz 60'lı bir sayı olacak. Peki hangileri olabilir hangileri olamaz? Aralarında asaldığı mantığı şuydu. Hiçbir ortak böyle olmayacak birden başka? Basit bir soru aslında MEB örnek yazılı sorusu. Bakalım bir kere 60 olmaz. 62 olmaz. 64, 66, 68'e eledim bile. Çünkü bu da ikiye bölünür. Bunlar da ikiye bölünür. Dolayısıyla ortak bölenleri olmuş oluyor. Yani iki olmuş oluyor. O yüzden onları eliyorum ben. Şimdi geldik. 61 olabilir mi? 61, 63, 65, 67, 69. Bir kere bu sayı yani 12 sayısı hem 2'ye bölünür, hem 3'e bölünür, hem 4'e bölünür, hem 6'ya bölünür. Bunun çarpanlarına baktığımız zaman dolayısıyla 2, 3, 4, 6 bunlara bölünmeyecek bir sayı olmalı. Mesela 69 3'e bölünür. Patladı. 69 3'e bölersek 23 olur mesela. Bu bu da 3'e bölünür. 21 olur mesela. Ee, bu, e bu 3'e bölünmez. Tamam. E, 4'e bölünmez tamam. 6'ya bölünmez tamam. 2'ye bölünmez zaten. Bunu elemiştik. 4'e de bölünmez. O zaman bu olabilir mesela. 67 de aynı şekilde olabilir. 61 de aynı şekilde olabilir. Çünkü bunlardan hiçbirisi ne 3'e ne 2'ye bölünüyor. Dolayısıyla 61, 65 ve 66 olabilir. Ve üçgen dediğimiz sayı aslında. Üçgen dediğimiz yani bu 6'nın yanına gelen sayı 1 olabilir. 5 olabilir, 7 olabilir. 1, 5 ve 7 birler basamağı. Dolayısıyla bunların toplamını sormuştu bize aslında. 1 artı 5 artı 7 de 13 cevabımıza ulaşmış oluyoruz. Basit bir soruymuş gerçekten de ama birazcık akıl yürütmemiz gerekiyor. Dikkatli düşünmemiz gerekiyor tabii ki burada diyoruz. Yeni bir sorumuza geçtik. Bir fabrikadaki her bir çikolata kutusunun içinde 452 tane çikolata vardır. Fabrikada bu kutulardan 16 3 tane bulunmaktadır demiş. Fabrikadaki kutuların tamamı şehirdeki 32 markete eşit olarak dağıtıldığında her bir markette kaç adet çikolata olacaktır demiş. Gerçekten beyin yakıcı bir soru. Bir sürü sayı var ve bu sayılarda genellikle üstü sayılar böyle kafa karıştırıcı oluyor. Bir kere bu tarz sorularda gerçekten de çok basit düşünmemiz gerekiyor. Bir kere bu 4 452, 1603 biraz kafayı karıştırıyor. Bir de büyük sayı bunu açamam yani çok uzun sürer. Ama şöyle yapıyorum. Diyelim ki ya bu yokmuş gibi düşünelim. Bu üzerinde bir şey yokmuş gibi. Yani her bir çikolata kutusunun içinde dört tane çikolata vardır diyelim. Fabrikada bu kutulardan da on altı tane bulunmaktadır diyelim. Yani oha bayağı o zaman oluyor. Şimdi kaç tane çikolata vardır fabrikada? Bir kere kutulardan on altı tane var ve her bir kutunun içinde de dört tane çikolata var. O zaman on altı çarpı dört tane çikolata var fabrikada. Bütün fabrika bu kadar çikolata sahip. Bak normalde ben olan sayıları birazcık böyle yonttum. Dedim ki böyle sanki basit düşünmek lazım birazcık dedim. Çünkü ilk başta ne yapacağımı anlamam gerekiyor benim. Sonra demiş ki bu kutuların tamamı yani bu çikolataların tamamı 32 markete eşit olarak dağıtılmalı demiş. O zaman ben bunu 32 markete bölüştürmem gerekiyor. 32 kardeşe ayıştırmam gerekiyor. O zaman bölü 32 yapmam gerekiyor. Aslında bize onu söylemiş. Peki burada her bir markette kaç adet çikolata olacak? Zaten bizim bulmak istediğimiz şey bu. Bu fabrikadaki bu da market sayısı. Bu fabrikadaki bütün çikolataları ki bunlar yokmuş gibi düşünüyorum. Her bir kutunun içinde dört tane var. Bu kadar kutu var. Dolayısıyla bu kadar çikolata vardı fabrikada. Bunu 32 kardeşe bölüştürüyorum. Öyle düşünüyorum. Peki market sayısı da buydu. Peki o zaman benim bulmak istediğim şey bu aslında. Ama sayı 16 değildi. 16'nın üzerinde 3 vardı aslında. 4'ün üzerinde de 2 vardı aslında. İşte bu kadar basit aslında yapmam gereken şey. Demek ki ilk başta birazcık komplike gibi gözüken sayıları basitleştiriyorum. Ne yapmam gerektiğini ortaya çıkartıyorum. Sonra sayılar zor olursa yapabileceğim merak etme. Şimdi çünkü mantığı var aslında bunun. Bak burada neydi? 16'yı görünce bir huysuzlanıyorum ben. Bu 2 üzeri 4'tür kardeşim diyorum mesela. Hemen 2 üzeri 4 üzerinde 3 vardır aslında bu 16'nın. Peki çarpı diyorum. 4'ü görünce de huysuzlanıyorum. 2'nin karesidiriz kardeşim diyorum buna ve üzerinde de 2 varmış aslında diyorum. Peki altta da 32 vardı. Yani bulmak istediğim şey buydu aslında. Hemen bakıyorum. E, menemen metodunu yapıyoruz. Yani üstün üstü. Bu ikisi çarpılır. 2 üzeri 12 çarpı. 2 üzeri 4. Bu ikisi çarpılır. Bu ikisi çarpılır. Bölü. Bu da aslında 32 görünce de huysuzlanıyorum. O 2 üzeri 5'tir aslında. 2 üzeri 5'tir diyorum. Şimdi bu tabanlar aynısı üstler toplanır. 2 üzeri 12 artı 4'ten 16 çıktı. Bölü 2 üzeri 5. Tabanlar aynı ise üstler bölmede çıkartılır. 2 üzeri 16 eksi 5 diyorum. 2 üzeri 11 tane çikolata vardır. Ee, her bir markette şeklinde bulmuş olduk. İşte buradaki mantık aslında 2 üzeri 11 de söyleyeyim bu arada. 2 üzeri 10 1024'tü. 2 üzeri 11 de bunun iki katı. 2048 tane çikolata varmış her bir markette maşallah var. Yukarıda verilen eşitliklere göre B üzeri A Çarpı C işleminin sonucu kaçtır demiş bize. Şimdi bir kere 1 bölü 64, 4 üzeri aymış. 4 bölü 2 üzeri eksi 3, 2 üzeri bölümüş. Of çok karışık gerçekten beynim yandı. Şimdi diyorum ki ya bu 64 nedir acaba? 64'ü düşünüyorum. 64 e, aslında 4 ile bağlantılı bir şeye benziyor. 4 ile bağlantılı bir şeye benziyor. Ee, ama dördü de birazcık sinir bozdu. Neyse, 64 dediğim şey aslında 4'ün üçüncü kuvvetidir. 4 çarpı 4 çarpı 4 64. 4 çarpı 4 16. 16 çarpı 4 64. O zaman 1 bölü 4 üzeri 3'ten bahsediyoruz aslında burada. Bu neymiş? 4 üzeri A'ymış. Ya kardeşim bir kere 1 bölü 4 üzeri 3 niye bu aşağı inmiş ki? Bunu yukarı çıkartalım. Bunu yukarı çıkartabilmek için aslında tepe taklak yapmamız gerekiyor. Tepe taklak yaparsak da üstünde eksinin olması gerekiyor. 4 üzeri eksi 3 4 üzeri A'ymış. Yani aslında bizim aradığımız şey A dediğimiz şey eksi 3'müş aslında. Buradan tak diye görebiliyorum. Ne yaptım burada? 64'ün 4'ün kübü olduğunu yani üçüncü kuvveti olduğunu hatırladım. Sonrasında 1 bölü dört üzeri 3 de yazdım 1 bölü 64'ü. Sonrasında ya bu aşağıda ya bunu yukarı çıkartayım dedim. Çünkü aşağıda olmaması gerekiyor. Yukarıda bu, olması gerekiyor bunun gibi. O zaman bu tepe taklak olması gerekiyorsa 1 bölü 4 üzeri 3'ün o zaman ne yapmamız gerekiyor? Üzerine eksi koymamız gerekiyor. Üstteki eksi tepe taklak yapmak demekti. Aynı burada da yapacağım gibi bak şimdi. Bunu da hemen yaparsam anlayacağız. 4 bölü 2 üzeri eksi 3 ya. Ya kardeşim ben bu eksi 3'ü aşağıda istemiyorum. Bunu yukarı çıkartayım lütfen. Bu aslında 4 çarpı 2 üzeri 3'tür aslında. Yani bunu yukarıya attım. Tepe taklak yaptım. Bunu bu şekilde yaptığım zaman 4 aslında 2'nin karesidir. Bu da 2 üzeri 3'tür. Ve bu da üstler toplanır. 2 üzeri 5'tir aslında. 2 üzeri 5 dediğimiz şey işte buradaki 2 üzeri b'ymiş. O zaman aynı şey 5B'ye eşit olmuş olduğunu buldum. Devam ediyorum. 5 üzeri eksi 2 1 bölü C demiş. Ya 5 üzeri eksi 2 dediğimiz şey aslında ben bunu altında görünmez bir 1 olarak tepe taklak yapsam 1 bölü 5 üzeri 2 olmaz mı? 1 bölü 5 üzeri 2 1 bölü C'ymiş. E kardeşim o zaman bu C'ye eşitmiş. Yani C dediğimiz şey C dediğimiz şey 5'inin karesi. 5'in karesi? 25 hocam. Harikasın 25'miş demek ki. Şimdi A'yı bulduk. A yazıyorum. A eksi 3'müş. B'yi bulduk. B 5'miş. E, ee, C de 25'miş. Bize ne sormuştu? B üzeri A çarpı C'yi sormuştu. Hemen yapıyorum seninle beraber. B dediğimiz şey 5. Beş. 5'in A'ncı kuvveti eksi 3'üncü kuvveti çarpı C demiş. 25 demiş. Hemen yapalım seninle beraber. Bak 5'in -3. kuvveti bir kere nedir? 1/5 üzeri 3'tür çarpı 25. 1/5 üzeri 3 125'tir bu arada. Hemen buradan alalım üslügilleri. Çarpı 25 dersek her paydasında 1 vardır. Bu ikisi çarpılırsa bir kere sadeleşir. Burada 5 kalır. Cevabımız 1/5 cevabımıza ulaşmış oluyoruz. Buraya böyle büyük büyük yazayım ve yuvarlak içine alayım diyorum. Bu arada bu da 5 üzeri eksi 1'dir. O da aklımızın köşesinde bulunsun. Aşağıda 2 ipin santimetre cinsinden uzunlukları verilmişti demiş. 4 çarpı 10 üzeri 2 falan filan böyle çözümlenmiş halini vermiş. Bu ipleri uçuca ekleyen Ali Cabbar'ın Ali Cabbar elde ettiği ipin santimetre cinsinden uzunluğu ondalık gösterim olarak ifade edilmiş. Bir kere bu ikisini birbirine toplamamız gerekiyor. Bunu biliyoruz. İki ipi uç uca eklemiş. Tamam. Santimetreden uzunluğunu soruyor ama ondalık gösterimi istiyor. Bu bir kere çözümlenmiş hali. Buradaki mantık şu. Altı çizgi metodu. Birinci ip için hemen ne yapıyoruz? 1, 2, 3, virgül 1, 2, 3 yazıyorum. Şimdi bir kere bunların basamakları neydi? Hemen yazıyorum bak. 10 üzeri sıfırlar basama, 10 üzeri birler basama, 10 üzeri ikiler basama, 10 üzeri eksi birler basama, 10 üzeri eksi ikiler basama, 10 üzeri eksi üçler basama. Hemen yerleştiriyorum. 4 çarpı 10 üzeri 2. O zaman buraya 4 yazdım. 3 çarpı 10 üzeri 0. O zaman buraya 3 yazdım. 6 çarpı 10 üzeri eksi 1. O zaman buraya 6 yazdım. 10, 10 üzeri eksi 2 mi? Burada ne var? Başında ne var? Başında bir şey yok. O zaman görünmez bir çarpı bir vardır aslında burada. 10 üzeri eksi 2'de de bir varmış demek ki ve bu şekilde sorumuzun aslında sayımızı bulduk. 4 ama burada bir şey yok. Ama burada bir şey yoksa buraya kafadan sıfır ekleyebilirsin çünkü sıfırla çarpılınca yok oluyordu. Dolayısıyla 403 tam yüzde 61 buna hiçbir şey yapmamız gerekiyor çünkü bu artık sona kaldı dona kaldı. 403,61'miş demek ki bu ipin uzunluğu 403,61'miş. Aynı şey buna geliyorum. İkinci ipe geliyorum. Diyorum ki 1, 2, 3, 1, 2, 3 diyorum. 6 çizgi metodu. 7 çarpı 10 üzeri 1. Yani buraya 7 yazıyorum. 4 çarpı 10 üzeri 3. Yani buraya 4 yazıyorum. Ve bunu hiçbir şey yapmama gerekiyor ama bu aralara mutlaka 0 koymam gerekiyor. Sayıların arası boş kalamaz. Dolayısıyla 70,004'müş. İşte bu ikisini topla diyor bana arkadaş. Uçuşa ekle diyor. Buraya eklersem 4. Burada 0 koyarım. Buna eklersem 1. Buna eklersem 6. Virgülü koydum. 3. Bu da 7. Bu da 4 şeklinde 473 virgül tam binde 614 metre veya santimetre uzunluğunda diyebiliriz bu iplerin uzunluğunu. Evet bir de map örnek soru yazılı sorusu benzerimiz var. Hadi bakalım. Uzunluğu 14 üzeri 4 santimetre olan bir telin tamamı her birinin uzunluğu 49 santimetre olan eş parçaları ayrılmıştır. Tamam süper. Sonrasında demiş ki bu parçalardan 4 tanesi ucuca birleştirilerek aşağıdaki gibi kare çerçeveler oluşturulacaktır demiş. Hadi bakalım şimdi bir kere e, buna göre kaç tane kare çerçeve oluşturulur. Bakalım şimdi bir kere e, bütün uzunluk telin uzunluğu buymuş ve kare çerçevelerin de aslında bir kenarın uzunluğunun 49 olduğunu bize söylemiş. Ve bu parçalardan 4 tanesi bir araya gelerek aslında bu kare çerçeveyi oluşturmuş. Bu kare çerçevenin çevresi nedir aslında? 4 çarpı 49'dur. 4 dediğimiz sayı beni rahatsız etti bir kere. 4, 2'nin karesidir diyoruz. Dolayısıyla e, e, 49'da 7'nin karesidir. Dolayısıyla bu. Aslında üstler aynı olduğu için 14'ün karesidir diyebiliriz. Bir çerçeve, bir kare çerçevenin çevresine diyebiliriz. Peki demiş ki bize bu büyük bir telden yapılıyor bu olay ve bu büyük teli aslında böyle kare çerçevelere ayırstırıyoruz ve kaç tane oluşur diye soruyor. Demek ki 14 üzeri 4'ü biz neye bölmemiz gerekiyor? Bir tane kare çerçevenin çevresine bölmemiz gerekiyor ki büyük teli bir kareye böldüğümüz zaman kaç tane kare çıkar onu bulmuş olalım diyoruz. Tabanlar aynı üstler çıkartılır. 14'ün karesi yani 196 tane kare ortaya çıkar şeklinde bulabiliyoruz. Aşağıda verilen karekök ifade geçtik. Aşağıda verilen işlemlerin sonuçlarını bulunuz demiş. Bir kere karekök 72 artı 288 eksi 32. Bir kere burada elma armut hesabında hiçbir şey yapılamaz. Ama 72'yi biz dışarıya nasıl çıkartabiliriz diye düşünmemiz gerekiyor. Mesela 72 36 çarpı 2'dir. Bu 144 çarpı 2'dir. Bu da 16 çarpı 2'dir şeklinde düşünürsem eğer bunlar dışarıya çıkabiliyor. Yani A karekök kök B şeklinde yazabiliyorum. Mesela bunu ben 6 karekök 2 diye yazabiliyorum. Çünkü 36 dışarıya 6 diye çıkar. 36 tam kare çünkü. Artı 144 tam kare. 144 neyin karesidir? Hemen bakıyorum. 12'nin karesi. 12 karekök 2 diyorum. Devam ediyorum. Eksi 16 4'ün karesi 4 karekök 2 diyorum. Şimdi elma armut hesabına tam geldi. Bu bir elma. Bu da bir elma. Bu da bir elma. 6 elma artı 12 elma eksi 4 elma. Dolayısıyla 18'den 4 çıktı. 18 elma şeklinde ortaya çıktı. Cevabımız 18 elmayı 18 karekök ki bulmuş olduk. Karekök 96 artı karekök 24 bölü karekök 75 eksi karekök 20 hiçbir şey yapılamadı ilk başta, başta, baktığın zaman. Ama 96 aslında nedir? 96 nere neyin çarpımıdır diye düşünmemiz gerekiyor. Hemen ben tabii bunu bulamazsam eğer şöyle yaparım. 96'yı böyle 2'ye bölerim 48, 2'ye bölerim 24, 2'ye bölerim 12, 2'ye bölerim 6, 2'ye bölerim 3, 3'e böldüm 1. Şimdi takılırsam bunu yaparım. Bu 2 diye çıktı, bu 2 diye çıktı. Bu da içeride zavallılar kaldı. 2 kere 2, 4. 4 kök 6 şeklinde yazabilirim 96'yı. 4 kare kök 6 artı. Bu zaten 6 kere 4'tür. 4 dışarıya çıkarsa 2 kare kök 6 eder. Bunun içinden 4 tam kare oldu dışarı çıkıyor. İçeride 6 kaldı, bölü. Bu zaten 25 çarpı 3'tür mesela. 25 dışarıya 5 diye çıkar. 5 karekök 3'tür. Eksi bu da 9 kere 3'tür aslında. 9 dışarıya 3 diye çıkar. 3 karekök 3'tür. Bak şimdi işler kolaylaştı. 4 elma, 2 elma daha 6 elma. 6 karekök 6 yazım. Bölü 5 elmadan 3 elma çıkarsa 2 elma yani 2 karekök 3 çıkar. Cevabımız ve bunları birbirine bölersem de bak 6'yı 2'ye böldüm 3 Kök 6'yı kök 3'e böldüm. Kök 2. 3 kök 2 cevabımıza ulaşmış olduk diyoruz. Yukarıda verilen karakök ifadeleri küçükten büyüğe doğru sıralayınız demiş. Sıralama sorularında her zaman kareköklü ifadelerin içine sokmaya çalışacağız. Yani büyük bir kareköklü ifade yapmaya çalışacağız. Biz 4'ü içeriye sokacağız. 2'yi içeriye sokacağız. 5'i içeriye sokacağız. 3'ü içeriye sokacağız. Hemen yapalım. 4 içeriye girerken 16 diye girer. 16 kere 5. 2 içeri girerken 4 diye girer. 4 kere 10. Çünkü 2 4'ün karesidir. 5 içeri girerken 25 diye girer. 25 kere 3. 3 içeri girerken 9 diye girer. 9 kere 6. Ve son durumda karekök 80 oldu. Karekök 40 oldu. Karekök 75 oldu. Karekök 6 kere 9 54 oldu. Peki hangisi en büyük? Hangisi en büyük? Kök 80. Harikasın. Karekök 80 en büyük. Ama bize A diye vermişti onu. A büyüktür. Sonrasında C. Sonrasında e, ne demişti? Sonrasında D. Sonrasında B'dir. Tabii küçükten büyüğe doğru demiş. O zaman biz diyeceğiz ki B küçüktür, D küçüktür, C küçüktür. A şeklinde de yazabilirsin. Hiç fark etmez. Ama burada mesela birazcık daha kıl bir şey göstermek istiyorum. Burada bir de E deseydi mesela. Hatta şöyle yapalım. E deseydi mesela. Ve E eşittir deseydi ki bize... E ee, kaç olsun kaç olsun kaç olsun. 9 ee, deseydi. Hayda hocam ne yapacağız yani 9 ne|<noise> hiç biz bunları karekök içine soktum tam ya vallahi. Karekök 80, karekök 40, karekök 75, karekök 54. E bu nedir? Aslında 9 karekök 81 değil midir? İşte 9 hepsinden daha büyük oluyor. Mesela bak bunu da yapabilmeyi bilmemiz gerekiyor. Yani tam sayı verirse de sıralamayı becerebilmemiz gerekiyor diyoruz. Şimdi geldik MEP ortak sınav denemesi tarzı sorulara. Yani artık test soruları birkaç tane de çözeceğiz. Çünkü test soruları da ilçe bazında sorulabilir. Bunlar da yazılılarda çıkabilecek soruların sadece şıklı hali. Dolayısıyla hiç endişe etmeyin ve süper bir şekilde bunları da bakalım. Bir kırtasiyacı pazartesi günü yanlı verilen kalem setlerinin satışından eşit miktarda gelir elde etmiş demiş. 10 TL 6'lı set, 12 TL 9'lu set bu kırtasiyeci her bir setten 150 TL'den fazla gelir elde ettiğine göre pazartesi günü toplam en az kaç kalem satmıştır demiş bize. Bir kere bir kere eşit gelir elde etmiş 10 TL'lik ve 12 TL'lik mallardan. O zaman şunu bilmem gerekiyor. Bir kere bunların katı olan mesela bundan 10 tane satarsa 100 lira kazanır. Bundan 10 tane satarsa 120 lira kazanır. Ama bunların eşit para e, e, kazanmamış olur. O bize demiş ki eşit gelir elde etmiştir diye bize söylemiş. Eşit miktar. Demek ki bunların katı olan bir sayıyı bulmamız gerekiyor. Yani ekok, ekok 10 ve 12 olmak zorunda eşit gelir elde etmek zorundaysa 10 ve 12'nin ekoku nasıl bulunur? 10, 12 diyelim. 2'ye böldüm. 5, 6. 2'ye böldüm. 3, 5. 3'e böldüm. 1, 5. 5'e böldüm. 1. Şimdi 2 kere 2 4 4 kere 3 12 12 kere 5 60. O zaman diyorum ki 60 TL bu kazanmalı ki eşit gelir elde etsin. Bundan e, 6 tane satması, bundan da 5 tane satması gibi bir şey düşünelim. Peki 60 TL bunların ortak aslında katı ama demiş ki her bir setten 150 TL'den fazla gelir elde ettiğine göre yani bize bir koşul vermiş. Bu koşula uyalım bakalım. 60 TL'nin katlarını bulalım. 60'ın katları nelerdir? Bu koşula uygun şekilde. 60, 120, 180, 240 böyle devam eder. Bize demiş ki en az kaç kalem satmıştır? O zaman en azını seçeceğiz. Ve 150 TL'den fazla gelir elde edildik. O zaman 180 TL gelir elde etmiş olabilir. ikisinden de ayrı ayrı. Her bir setten. O zaman bundan 180 TL gelir elde etsin. Bundan da 180 TL gelir, elde etsin. Çünkü 150 TL'den fazla gelir elde ettiğine göre şeyine koşuluna uymuş olduk. 180'er gelir elde etsin bunlardan. Bu koşula uymuş olduk. İstediğimizi yaptık. 60 TL'nin katı bunlar. İkisinden de aslında eşit miktarda gelir elde etmiş oluyor bunlardan. Ve kaç tane en az kalem satmıştır diye soruyor. Çünkü 240'ı da seçebildik. En az seçmek için 180'i seçtik biz. Dolayısıyla bunlardan sattığı kalem sayısına gideceğiz şimdi de. Bundan 180 TL'lik gelir elde ettiyse bundan 18 tane satmıştır. Bundan da 15 tane satmıştır. 15 çarpı 12 180. 18 çarpı 10 180. Dolayısıyla 18 tane bu setten satarsa 18 çarpı 6 tane kalem satmıştır. Bundan da 15 tane satarsa 15 çarpı 9 tane satmıştır. Ve bunları topladığımız zaman aslında buradan ne çıkar 108 artı 15 çarpı 9da 135 Dolayısıyla e, cevabımız 243 tane kalem satmıştır diyorum süper bir şekilde. Şimdi geldik bir üslü ifade sorumuza. Abdurrezzak evinde bulunan 300 metrelik halatın tamamını her birinin santimetre cinsinden uzunluğu 2'nin doğal sayı kuvveti olan parçaları ayırmak istiyor. Bu bir LGS sorusunun benzeri bu arada. Her bir parçanın uzunluğu farklı olacağına göre Abdurrezzak bu ipi en az kaç parçaya ayırmıştı demiş. Bir kere en az kaç parçaya ayırmıştır diye sormuş. Tamam bu aklımızda bulunsun. Ve 2'nin doğal sayı kuvveti olan parçaları ayırmak istiyormuş. Hımm ve en az kaç parça ayırmak diyor. İkinin doğal sayı kuvvetine bir alalım bakalım hemen. İki gilleri alalım. Bir kere e, 256 metrelik bir parça olabilir sanki. Şimdi en az parça olacağına göre bir kere biz en büyükten başlayalım. Yani mesela şöyle bir parça blok 2'nin 8. kuvveti ama 2 üzeri 9 olamaz, 512 metrelik parça olamaz, 300 metrelik e, halattan, ipten. Dolayısıyla en en fazla şu anda 256 metrelik bir parça çıkıyor. Şöyle tak diye 256 metrelik bir parça seçtik. Geriye ne kaldı? 300'den 256 çıktı, e, 44 metre kaldı. O zaman 44 metreyi parçalara ayırmaya çalışalım. 44 metreyi parçalayacaksak da en az parça çıkmasını istiyorum. O zaman 64 alamam zaten. 32 alayım. Mesela şuradan da bir blok 32 metre aldım. Hop. O zaman buradan da 32 çıkarsa bir 12 metre kaldı. 12 metreden daha az ne olabilir? 8 metrelik bir parça alayım. Yine 2'nin kuvveti. 8 metre. O zaman buradan da bir 8 metre çıkardık. 4 metre daha kaldı. 4 metrede zaten bir parça çıkar. Ve şu kadarcık 4 metrelik bir parça çıkarsa Tam 300 metre ediyor. Bakalım 256, 4, 260 eder. Bu ikisi 40 eder. Tam 300 metre süper. Dolayısıyla aslında bir 256 metrelik, bir 32 metrelik, bir 8 metrelik, bir de 4 metrelik parça olmak üzere en az kaç parçaya ayırmıştı demiş. 4 parçaya ayırmıştır diyebiliriz. Evet geldik artık son sorumuza. Yukarıda verilen ipin. Yani AB ipi demiş. Burada şöyle bir ip varmış demek ki. Şu yeşil ip diyelim. Tamam. Üzerine şekilde verilen, şekilde çevre uzunlukları verilen eşkenar üçgen şeklindeki bayraklar üst üste gelmeden ve aralarında boşluk kalmadan asılıyor demiş. Tamam. Üç tane mavi, iki tane sarı asmış. Tamam. Bu ipin santimetre cinsinden uzunluğu hangi ardışık tam sayılar arasındadır diye soruyor bize. Bir kere... Ha, Çevresi vermiş eşkenar üçgen demiş bir kere bunlara. Eşkenar üçgense bütün kenarları birbirine eşittir. Bir kere 108 beni rahatsız etti. 108 dediğimiz şey aslında 36 çarpı 3'tür. Eğer bunu yapamazsan da 108'i şöyle çarpanlarına ayırıp yapabilirsin zaten. 36 çarpı 3 olduğu için 6 karekök 3'tür. O zaman bunun çevresi 6 karekök 3'müş Bu da 9 kere 3 olduğu için 3 karekök 3'tür çevresi. Çünkü 27, 9 kere 3'ten tak bu 3 diye çıkar, 3 karekök 3 çıkar. Şimdi. Bunun çevresi 6 kare kök ise bir kenarı 2 kare kök 3'tür. Bunun çevresi 3 kare kök ise bunun bir kenarı kare kök 3'tür. 1 kare kök 3'tür. Veya 1 kare kök 3 diyebilirsin. Neden? Çünkü e, çevresinden kenarına gidebilmek için 3 eşit parça olduğu için eşkenar üçgende 3'e bölüyorsun. Bunu 3'e böldük 2 kare kök 3. Bunu 3'e böldük 1 kare kök 3. Tamam. Peki bu AB çizgisinde ne var bakalım? 1 Bak burada 2 kare kök 3 var. Burada iki kare 3 var. Burada iki kare 3 var. Bunlar da bir kare 3. Sarıların bir kenarı. Bir kök 3. Yani bu sarının bir kenarı, bu sarının bir kenarı. Bu mavinin bir kenarı, bu mavinin bir kenarı, bu mavinin bir kenarı. Dolayısıyla buradaki toplam AB ipinin uzunluğu 2, 4, 6, 7, 8. 8 kare 3'lük bir uzunluktan bahsediyoruz AB ipinin uzunluğu. Peki bu hangi tam sayı arasındır? Hemen diyorum ki eğer yaklaşık değer veya sıralama varsa bunu içeriye sokmam gerekiyordu. 8'i içeriye sokarsam 64 diye girer. 64 kere 3 180 192 ediyor. 192 ediyor. 192 dediğimiz şey hangi tam kareler arasındadır? Gel beraber bakalım. Bakıyorum. 192 tak bu ikisinin arasında. Yani 13 ile 14 arasında hatta 14'e çok yakın bu arada. 196 olduğu için 14. Dolayısıyla cevabımızın C seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. O zaman süper bir şekilde yazınızda başarılar diliyorum. İnşallah hedefimiz kaç evladım benim? 100 100 100 100. Harikasın. Seninle beraber inşallah hadi bakalım en iyi notlara e, yelken açıyoruz. Görüşmek üzere. Donguç Dershane sundu.